Döne %70 engelli, Döne benim kardeşimdir, öz bakım becerilerini yapamıyor. %70 engelli olmasına rağmen, belediyede kayda olmasına rağmen bakıcısı vardı. Bakıcısı Döne'yi mağdur olduğu için bırakıp gitmek durumunda, başka bir ile gitmek zorunda kaldı. Döne ile 25 gündür sokaklardayım. Bir okulda kalıyorum. Döne çadırda kalıyoruz ama Döne tuvalete falan, işte klozet olmadan giremiyor. Öz bakım becerilerini yapamıyor. Döne tuvalet ihtiyacını gidermek için bir okuldan kalıyoruz. Gündüzleri çadırda ve hala artçılar devam ediyor. Döneyi çıkarmadan ben çıkamıyorum. Gerçekten çok zor durumdayız. Dönenin %70 raporu var, engelli maaşı var, Dönenin belediyede kaydı vardı, yardımlar alıyordu Döne. Belediyede kaydı olmasına rağmen sosyal hizmetler ne il ne de genel merkez tarafından hiçbir şekilde ne aranıldı ne soruldu. Bu engellidir, %70 engeli vardır. Bizim devlet mecburdur, engellisine bakmak zorundadır ama Dönenin annesi yok, babası yok. Döne her şekilde mağdur ama bugüne kadar hiçbir şekilde ne arandık ne sorulduk. Banyo yaptırmak için Döne öz bakım becerilerini yapmadığı için 2 günde bir banyo ya da her gün banyo yapması gerekiyor. Ben onu alıp bir 70 kilometre köye götürüyorum. Köyde duş aldırıp tekrardan kente dönmek zorunda kalıyoruz. Evimiz yıkıldı. Döneyle okulda, çadırda, köyde, yani büyük bir perişanlık içinde ama bugüne kadardan devlet tarafından ne hiçbir şekilde arandı, ne soruldu, ne de bu nerede kalıyor, yaşıyor mu, yaşamıyor mu diye bize hiçbir şekilde dönüş yapılmadı. Malatya sosyal hizmetler telefonlarına ulaştım ve birini aradım. Hayır, yanlış aramışsınız, ben değilim. Bizim diğer bir engelli çocuğu olan arkadaşın arandığını öğrendim. O numaradan ben aradım. Hayır, yanlış aramışsınız deyip bana bir dönüş yapılmadı. Size dönüş yapacağız dediler. Hiçbir şekilde bize dönüş yapılmadı. Ve sokakta da görüyorum benim gibi engelli kardeşi, engelli çocuğu olan insanların ne kadar mağdur olduğunu.